Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Daha önceki videolarımızda yazım kuralları konusunu anlatıp bir tane de soru çözümü yapmıştık. Şimdi soru çözümünün ikincisine geçiyoruz. Soruların pdf'lerini de açıklama kısmından yine indirebilirsiniz. Birinci soruyla başlıyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcükteki ki'nin yazımı yanlıştır demiş. A seçeneğine baktığımızda tabii ki ifadesini görüyoruz. Bu doğru bir kullanımdır. Dolayısıyla A seçeneğini elemiş olduk. B seçeneğinde belli ki ifadesi var. Burada da doğru bir kullanım olduğunu görüyoruz. Bu da elenmiş oldu. C seçeneğinde demek ki ifadesi var. Arkadaşlar bu da bir doğru kullanımdır. Ki burada da ayrı yazılır. O yüzden bunu da elemiş olduk. D seçeneğine baktığımızda ise oysaki ifadesini görüyoruz. Oysaki nedir arkadaşlar? Bitişik yazılır. O yüzden de doğru cevabımız D seçeneği olacaktı. E seçeneğine baktığımızda da ne var ki? bağlacını görüyoruz. Bu da her zaman için bu şekilde yazılır. Yani doğru bir kullanımdır. İkinci soruya geçiyoruz. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin hangisinde yazım yanlışı vardır demiş. A seçeneğine baktığımızda meyve şeklinde yazılmış arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi doğru yazımı nedir bunun? Meyvedir arkadaşlar. O yüzden doğru cevabımız A seçeneği olacaktı. Diğer seçeneklere bakalım la laboratuvardan demiş. Bu doğru bir kullanımdır. B seçeneğini eledik. Asteymen bu şekilde yazılır. Bu da doğru bir kullanımdır. Makineler arkadaşlar bu da doğru bir kullanımdır. Sapa sağlam ifadesini görüyoruz. Pekiştirilmiş bir sözcük bitişik yazılır. Bu da doğru bir kullanımdır. Üçüncü soruya bakıyoruz. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır demiş. A seçeneğine baktığımızda traktör ifadesini görüyoruz. Bu doğru bir kullanımdır. O yüzden A seçeneğini elemiş olduk. B seçeneğinde elindeki değnekle bizi korkutmaya çalışıyordu ifadesini görüyoruz. Arkadaşlar değnek şeklinde yazılmaz bu. Doğru yazımı nedir? Değnektir arkadaşlar. O yüzden doğru cevabımız da B seçeneği olacaktı. Yine öğütülür ifadesi doğru bir kullanımdır. Başvurumuzun ifadesi doğru bir kullanımdır sırt sırta demiş. Yine nedir? Bu da doğru bir kullanım. Bundan dolayı da arkadaşlar doğru cevabımız B seçeneği olacaktı. Dördüncü soruya geçiyoruz. Aşağıdakilerin hangisinde yön adının yazımı yanlıştır demiş. Bakın yön adını soruyor bize. Bu yaz Türkiye güneye aktı ifadesinde nedir? Yer bildiriyor arkadaşlar. O, o yüzden güneyin G'si büyük olur. Teknolojiyi batıdan alıyoruz maalesef ifadesinde. Yine batı büyük harfle yazılır. Çünkü bu da yer bildiriyor. Batıdaki medeniyetleri bildiriyor. İkinci fabrikasını Güneydoğu'da açtı ifadesini görüyoruz. Güneydoğu'nun G'si büyük yazılır. Çünkü bu da yer bildiriyor. Oradaki bir bölgeyi bildiriyor. D seçeneğine baktığımızda kuzeybatı yönünden gelen rüzgarlardı bunlar ifadesinde. Kuzeybatı bitişik yazılır. Aynı zamanda cümle başlangıcı olduğu için nedir? Büyük yazılmıştır. Bu da doğru bir kullanımdır. Hep doğuya giderek ulaşabilirsiniz oraya ifadesinde ise buradaki doğu ifadesi nedir arkadaşlar? Küçük yazılacaktı. Yani bu şekilde yazılması gerekiyordu. O yüzden yazım yanlışı E seçeneğinde olacaktır. Çünkü burada ne var arkadaşlar? Yön bildirdiği için küçük yazılmalıydı. Beşinci soruya geçiyoruz. Bu cümledeki yazım yanlışlarının nedeni aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir diyor. Cümleye bakalım. Tarihçi genelde her şey olup bittikten sonra çalışmaya başlar. Eleştirmen de ortaya bir yenilik çıktı mı ifadesini görüyoruz. Arkadaşlar şuraya dikkat edecek olursanız tarihçi demiş. Normalde fıstık dişi sonra gelen c ekinin sertleşerek ne olması lazımdı? Çi olması lazımdı. Benzeşmeye uğramamış. Benzeşmeye uğramadığı için doğru cevabımız nedir? C seçeneği olacaktı arkadaşlar. Çünkü ünsüz benzeşmesine bir aykırılık söz konusu. Altıncı soruya bakıyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili birleşik sözcük ayrı yazılması gerektiği halde bitişik yazılmıştır sorusu var. Seçeneklere baktığımızda okyanusta kılıç balığı avı hem zevkli hem tehlikeli ifadesini görüyoruz. Arkadaşlar ikinci sözcük yani balık sözcüğü gerçek anlamını koruduğu için nedir? Bu sözcük ayrı yazılmalıydı. Ama bitişik yazıldığından dolayı doğru cevabımız A seçeneğidir. Diğer seçeneklere de bakalım. Ustabaşı bitişik yazılır arkadaşlar. Doğrudur. Bir takım sıkıntılar demiş. Belgisiz sıfat bu da bitişik yazılır. Doğru bir kullanımdır. Kuş Kuşburnu görmüş olduğunuz gibi yiyecek olarak kullanılmış arkadaşlar. İkinci sözcük anlamını yitirmiş. O yüzden bitişik yazılır. Doğru bir kullanımdır. Bülbül yuvası yine bir tatlı isim olarak kullanılmış. Gerçek anlamını yitirmiş. Bu da nedir? Doğru bir kullanımdır. Yedinci soruya bakıyoruz. Yukarıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır demiş. Birinci cümlede asfalt kelimesini görüyoruz. Arkadaşlar nedir? Asfalt şeklinde yazılır. Doğru bir kullanımdır. A seçeneğini elemiş olduk. İkinci cümleye baktığımızda beni değil seni çağırmış ustabaşı ifadesinde değil kelimesinin altı çizilmiş arkadaşlar. Bu da nedir? Değil şeklinde yazılmalıydı arkadaşlar. Burada yazım yanlışı vardır. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olacaktı. Biz yine diğer seçeneklere de bakmış olalım. Üçüncü cümlede kibrit demiş. Görmüş olduğunuz gibi doğru bir kullanımdır. Bunu da elemiş olduk. Nar ekşisi demiş. Ekşi şeklinde yazılır. Bu da doğru bir kullanımdır. Böyle bir sürprizi demiş arkadaşlar. Sürpriz kelimesinin altı çizili bu şekilde yazılır. Bu da nedir? Doğru bir kullanımdır. Genel itibariyle asfalt olsun, ondan sonra kibrit ifadesi olsun, ekşi ifadesi olsun ve sürpriz kelimeler olsun çok karıştırılır. Bunlara dikkat edelim. Sınavlarda da bu kelimeler çok çıkıyor. 8. soruya bakalım. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır demiş yine. Seçeneklere baktığımızda yazar ana dilini iyi bilmezse çevir yapamaz ifadesini görüyoruz. Ana dil ayrı yazılır arkadaşlar. Doğru bir kullanımdır. A seçeneğini elemiş olduk. B seçeneğinde alt yazılı film izlemeyi sevmem oldum olası ifadesini görüyoruz. Burada da alt yazılı ifadesi ayrı yazılmış. Doğru bir kullanımdır. C seçeneğinde konuya ön yargılı yaklaşmamam gerekiyordu ifadesini görüyoruz. Yine ön yargı ayrı yazılır. Doğru bir kullanımdır. D seçeneğinde kitabın ön sözü etkileyiciydi gerçekten cümlesini görüyoruz. Ön söz de arkadaşlar ayrı yazılır doğru bir kullanımdır. Kitabımı başka bir yayın evi yayınlayacak ifadesinde ise yayın evi nedir? Bitişik yazılmalıydı arkadaşlar. Ayrı yazıldığı için doğru cevabımız nedir? E seçeneği olacaktır. 9. soru bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisinin yazımı doğrudur demiş arkadaşlar. Seçeneklere bakıyoruz. Bazıları demiş. Doğru yazımı nedir? Bazıları olacaktı. Yani yumuşak G olduğundan dolayı yazım yanlışı söz konusudur. Yalnız ifadesini görüyoruz. Burada da yanlış bir kullanım var arkadaşlar. Doğrusu nedir bunun? Yalnız şeklinde yazılmalıydı. Bu da yazım yanlışıdır. Eleştirileriyle ifadesinde ise görmüş olduğunuz gibi herhangi bir yazım yanlışı yok. O zaman 3 numaralı cümleyi alabilirim. Karşı çıkar düşüncelere her şeyde arkadaşlar bakın her şey bitişik yazılmıştır. Kuralımız neydi? Şey öyle bir şeydir ki daima ayrı yazılır. O yüzden burada da bir yazım yanlışı söz konusudur. İlla ki bir olumsuzluk ararlar ifadesini görüyoruz. Arkadaşlar burada da nedir yine? İlla ki bitişik yazılmıştır. Doğru bir kullanımdır. Dolayısıyla bu sorunun cevabı iki seçenektir arkadaşlar. Hem C hem de E seçeneği nedir? Bizim doğru cevabımızdır. 10. soruda aşağıdakilerin hangisinde büyük harflerin yanlış kullanılmasından kaynaklanan yazım yanlışı vardır demiş. A seçeneğine baktığımızda "Çetin Emeç Caddesinde feci bir trafik kazası olmuş" cümlesini görüyoruz. Burada arkadaşlar Çetin Emeç özel bir isimdir. Büyük harfler doğru yazılır. Cadde, mahalle, sokak gibi ifade, ifadelerde ise yine ilk harfin büyük yazıldığını biliyoruz. Daha önceki videomuzda konu anlatım videosunda bahsetmiştik. O yüzden bu nedir? Doğru bir kullanımdır. A seçeneğini elemiş olduk. Osman Hamdi Bey'in Kaplumbağa Terbiyecisi adlı eseri müzayede satıldı ifadesine baktığımızda ise yine özel ismi olduğu için Osman Hamdi büyük yazılır. Bey ünvan sıfatı olduğu için büyük yazılır arkadaşlar. Aynı zamanda ondan sonraki gelen ek kesme işaretiyle ayrılır. Bu da bir doğru bir kullanımdır. Kaplumbağa terbiyecisi bu arkadaşlar eserin adı olduğundan dolayı bu da büyük harflerle yazılır. Bu da doğru bir kullanımdır. Dolayısıyla B seçeneğini de demiş olduk. C seçeneğine baktığımızda bu yıl meclis toplam 146 yasa çıkarmış ifadesini görüyoruz. Yine hatırlarsanız konu anlatımlı videomuzda bahsetmiştik. Kurum kuruluş adlarının kısaltması büyük harfle başlar. Meclis o yüzden büyük yazılmıştır. Yine bir önceki videomuzda bahsetmiştik konu anlatımlı videomuzda. Sayılar ayrı yazılır demiştik arkadaşlar. 146 görmüş olduğunuz gibi bu da ayrı yazılmış. O yüzden bu cümledeki bütün kullanımlar nedir? Doğrudur. Dolayısıyla C seçeneğini de demiş olduk. 27 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle tiyatrolar ücretsizli ifadesini görüyoruz. Arkadaşlar bir tarihe bağlanan Gün ve ay adları büyük yazılır. Doğru bir kullanımdır. Özel günler de büyük yazılır. Dünya, tiyatrolar günü gibi ilk sözcükleri büyük harfle başlar. Bu da nedir? Doğru bir kullanımdır. O yüzden D seçeneğini denemiş olduk. E seçeneğine baktığımızda ise Türk sanat müziği hayranı gençler bir araya gelip bir koro kurdular ifadesini görüyoruz. Burada değerli arkadaşlar Türk doğru büyük yazılır fakat sanatın S'si ve müziğin M'si nasıl yazılmalıydı? Bunlar küçük yazılmalıydı arkadaşlar. Çünkü bir tür adı bildiriyor. Büyük yazıldığı için de doğru cevabımız nedir? E seçeneğidir. 11. soruya geçiyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcüğün yazımı yanlıştır demiş. A seçeneğine baktığımızda tıraş kelimesini görüyoruz arkadaşlar. Tıraş bu şekilde yazılmaz. Nasıl yazılır? Arkadaşlar tıraş şeklinde yazılır. Yani T ile R arasında ne gelmeli arkadaşlar? I ünlüsü gelmeliydi. O yüzden de doğru cevabımız nedir? A seçeneğidir. B seçeneğine bakalım yine. Gram bu şekilde yazılır. Doğru bir kullanımdır. Elemiş olduk. C seçeneğinde stresine kelimesini görüyoruz. Bu da doğru bir yazımdır. Bunu da elemiş olduk. D seçeneğinde strateji bu şekilde yazılır arkadaşlar. Doğru bir kullanımdır. E seçeneğinde ise ekspertiz kelimesini görüyoruz. Bu da bu şekilde yazılır. Bu da doğru bir kullanımdır. Bu yüzden de doğru cevabımız A seçeneğidir. 12. soruya geçiyoruz. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerin hangisinde yazım yanlışı yoktur demiş arkadaşlar. Birinci sözcüğe bakalım. Yenilikler bize çabuk ulaşırlar ama aynı hızla da aşınırlar demiş. Görmüş olduğunuz gibi hızla da kelimesinin altı çizili. Arkadaşlar D'da bağlacı nedir? Her zaman ayrı yazılır. Burada bitişik yazıldığı için yazım yanlışı vardır. Dün yepyeni bir kavram ifadesinde ise yepyeni ifadesinin altı çizili. Biz, biz biliyoruz ki pekiştirilmiş sözcükler nedir? Bitişik yazılır arkadaşlar. O yüzden burada da bir yazım yanlışı vardır. Umut veren bir ad demiş. Üçüncü sözcüğümüz nedir? Umut veren ifadesidir. Arkadaşlar bu nedir? Her zaman için ayrı yazılır. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktı. Doğru bir kullanım söz konusudur. Diğer seçeneklere de bakalım. Bir yüz, bakarsınız bugün daha süresi dolmadan tarihin karanlık sayfalarında bir yere gömülüp gitmiş ifadesini görüyoruz. Bugün eğer 24 saatlik bir zaman dilimini ifade ederse bitişik yazılır. Ama burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ayrı yazıldığından dolayı burada da bir yazım yanlışı söz konusudur. Bir yere ifadesinde ise bir sözcüğü nedir? Belgesiz sıfattır. O yüzden ayrı yazılmalıydı arkadaşlar. Bu da bitişik yazılmış. O yüzden 5 numaralı sözcükte nedir? Elenmiş durumdadır. 13. soruya geçiyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır diyor arkadaşlar. Yine yapılmayanı bulmuş olacağız. A seçeneğine baktığımızda hava o kadar açıktı ki kutup yıldızını çok net görebiliyorduk ifadesinde kutup yıldızının Y'si arkadaşlar büyük yazılır. O yüzden nedir? A seçeneğini elemiş olduk. Burada bir yazım yanlışı söz konusudur. B seçeneğine bakalım. Eski Yunan tanrıları mitolojinin temel taşlarıdır ifadesini görüyoruz. Arkadaşlar tanrı kelimesinin burada T'si nedir? Küçük olmalıdır. Çünkü özel ad olmadığından dolayı küçük yazılmalıydı. Büyük yazıldığı için burada da bir yazım yanlışı söz konusudur. C seçeneğine baktığımızda Güney batı yönünden gelen fırtına çok etkili olacakmış ifadesini görüyoruz. Arkadaşlar ara yönlerin hepsi nedir? Bitişik yazılır. Burada ayrı yazıldığı için burada da bir yazım yanlışı söz konusudur. Bunu da elemiş olduk. D seçeneğine bakıyoruz. Annem bir su böreği yapar, parmaklarını yersin vallahi ifadesinde herhangi bir yazım yanlışı görülmüyor arkadaşlar. O yüzden doğru cevabımız D seçeneği olacaktı. E seçeneğine baktığımızda ise Ziya Gökalp Bulvarı demiş. Arkadaşlar biz biliyoruz ki bulvarın B'si nasıl olmalıydı? büyük yazılmalıydı. O yüzden burada bir yazım yanlışı söz konusudur. Evet arkadaşlar son sorumuza geçiyoruz. Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerden hangisinin yazımı doğrudur demiş. Hemen sözcüklerimize bakalım. Hikayedeki ayrıntıları demiş. Bakın şuradaki ı arkadaşlar nedir? Gereksiz kullanılmıştır. Yani düşmemiştir. O yüzden yazım yanlışı vardır. Kelimenin doğru yazımı nedir? Ayrıntı şeklinde olacaktı. Burada bir yazım yanlışı vardır. Öyle bir örmüş ki ifadesinde öyle değil, ne olması lazımdı? Öyle şeklinde yazması gerekiyordu. O yüzden burada da bir yazım yanlışı vardır. Örmüş ki ifadesinde bağlaç olan ki'yi görüyoruz arkadaşlar. Her zaman için nedir? Ayrı yazılır. O yüzden burada da bir yazım yanlışı vardır. Batı'nın birçok yazarı onun yanında acemi kalıyor ifadesinde Buradaki batı yer bildirdiği için nedir arkadaşlar? Batının B'si büyük yazılmalıydı. O yüzden ben dördüncü sözcüğü de elemiş olurum. Burada da bir yazım yanlışı söz konusudur. Birçok yazarı onun yanında acemi kalır ifadesinde ise bakın yazar isim hangi yazar birçok yazar belgisi sıfat belgisi sıfatlar nedir arkadaşlar bu tarz kullanımlarda bitişik yazılır o yüzden de doğru cevabımız nedir e seçeneği olacaktır. Yani birçok sözcüğü bitişik yazılır. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olduktan sonra videoyu beğenip bildirimlerinizi açmayı ve arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepinize kolay gelsin.